Dur bakalım, sayalım bunu. Burası bizim tuvalet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kapının hizası da bizim tuvalet. Akıyor diye iddia ettikleri yer. Var bu. Geldik. Burası kapının hizası. Damlıyor oradan. Bak damlıyor. Buradan sadece terleme var. Bu bizim altımızdaki olabilir. Buradan damlıyor. Bak akıyor. Akıyor ki borular morular kim oradan bunu oynatır, işlem yapar? Ben biliyorum. Şimdi geldik sinekleri bakmaya. Çünkü bu sinekler sokuyor. Sen konuşmayacaksın dedin bana. Ha? Oradan akıyor, ben de onu diyorum ya. Bizim değil biliyorum. Hiçbir zaman bizim olmadı. Olduysa sabotaj. Halbuki benim niyetim bu sinekleri temizlemekti. Çünkü sabah kalktım, burası hala kaşınıyor. Ve bu sinekler faili. Çünkü bunlar vardı evimizin içinde. Ve ne görüyoruz girince? Kedi burada. Miyav miyav yukarıda aradık. Buradaymış. Ve kutuyu buraya koymuşlar pislik içinde. Bu pislik içinde kedileri yetiştirecekler. Ondan sonra ne oluyor? O kediler hasta. Dayatıyor kanserli komşunun penceresinin dışına. Havalandırmasının üstüne. Boklarını topluyor leğende. Dayatıyor onun penceresine. Sonra ben bunları temizliyorum çünkü bize yaptıkları gece belli. Yapma Yusuf abi diyor. Çok günah. Bunları öldürmek çok günahmış. Fakat bu hayvanlar kuşları öldürecek. Orada çürüyecek. Kurt üretecek, sinek üretecek. O günah değil. İnsanlara sulanacak. Günah değil. Şimdi çekime ara veriyorum. Aldım kediyi, kaldırdım, götürdüm dışarı. Tekrar geri geldi. Diğer kedi besleyiciyle işlemler. Ara veriyorum. Bu şeyleri temizleyeceğim buradan. Gerisini sonra anlatıyorum. Ne oldu? Kapandı. Şimdi gelelim, dur. Şimdi sebebini, sabotajın tamamen narsist örneği.
yaptığı şeyi başka bir yöne yüklemek, inandırmak. Çünkü ben şikayet ettim. Burası sinek kaynıyor. Bir ilaçlama lazım dedik kocasına. Kocası da telefon ettiklerini söyledi. Ve belediyenin gelmediğini söyledi. Özelmiş, bir de sen telefon et dedi. Fakat karısı bunların ölmesinin, öldürülmesinin günah olduğunu söylüyor. Şifa da dağıtıyor diyor. Biz ise bunları keskin nişan gibi elimizde yiyoruz. Kaç milyon da var. Durum bu. Tamamen bu yüzden bu sabotaj yapıldı. Sinekleri temizliyoruz, sinekleri şikayet ediyoruz diye. O kadarını söyleyebilirim. Bunlar ilk geldiğimden daha çoktu. Daha çok döşemişler. Buna yemin ederim. İlk geldiğim seferden daha çok. Böyle anında döşeyebiliyor onlar. ...65 yaş üstü... ...farka çıkmadan önce yaptıkları gibi. Bakın yani... ...bu kadar fazla ilk geldiğinde yok. Bu kapı tarafı sadece. Akşam içeri dalmak üzere. Yerleş kayı. Aletimi bozacaklar. Yine para uçlanacağız. Yorulduk. Daha fazla söyleyeceklerimiz var. Kapatıyoruz. Bakın. Bu kapımız. Onun adresi biliyorlar. Sağdan soldan. Elin arkadan. Sağdan soldan elin arkadan. Bunlar bu işte ustalar. Yapışmış kapıyı yakalaması zor. Siplere çekildi. Sonra tutup kediyi ensesinden dışarı çıkarıyorum ve o taraftan öbür tarafa geçmiş. Bazen burada çobanlık yapan, günahlarını almak istemiyorum fakat şüphelerim var sümüklü böceklerle. Çünkü her seferinde karşıma çıkıyorlar. Evet, buraya dalatacak. Ben çıktım diye anında. Geliyorum buraya, Kadriye Orhun Hanım'la geliyor. Kadriye Orhun Hanım korkarak, koşarak
koşarak geliyor buradan. Telaşlı telaşlı şekilde. Çünkü kedisini dışarı çıkardık. Evimin önündeyim. Sen çekil git. Defol git. Sen kaç kişiyi kanserden, götürdün sen? Kaçını kalpten? Sen bir seri katilsin oğlum gibi. Sonra bu şıllık çıkıyor karşıma. Telaşla kediyi halletmek için. Sonra ve laflar söylüyor tabii. Sonra buradan bir tane hanım geçiyor. Diyor, bakıyor buna satılık mı diye. Ben de satılığa mı baktın diyorum. Evet diyor. Kaç para istiyorlar? 550 diyorum. Herhalde diyor onlar kafayı oynatmış. Akıl sağlıkları yerinde değil herhalde diyor. Zır deli olmalılar diyor. 550 eder mi bu? Diyor. Ben de diyorum zaten niyet satmak değil. Millete inandırmak için burada problem benim diyor. Çünkü buraya gelmeden önce oldukları yer araştırılmıyor. Orada kaç kişi kanserden gitti? Orada da hastane var mıydı? Doğum hastanesi veya bir şey. Kimse araştırmıyor. Paspas fırt gırgır akbaba. İki günde paspas. Ne oldu, sesin kesildi. O şekilde geçiyor bu. Sonra içeri giriyoruz. Tekrar temizliğe başlıyoruz. Ve o kadına anlatıyoruz. Bak böyle böyle. Baal diye Kur'an'da bir ayet var diyorum. Siz beni bırakıp, Allah'ı bırakıp Baal'e mi tapıyorsunuz, kulun eti ediyorsunuz? O Baal kimdir biliyor musun dedim. Sineklerin efendisi. Belzebub. O da diyor, yok Kur'an'da öyle bir şey yazmıyor. Çünkü Kur'an'ı çok okumuş da. Evet. Aynen böyle, ona hizmet ediyorlar, ona kulluk ediyorlar, ona tapıyorlar. Sonra diyorum, bu sineklerin zararını biliyor musun? Araştırmalarda var, ölümlere, hastalıklara neden. Diyor ki, şifa da veriyor. Öyle beynini yıkamışlar. Onu da Allah yarattı diyor. Ben de diyorum ki, fakat diyorum Kur'an'da ayet var. Bütün kafirler toplansa, sinek bile yaratsa diye. Demek ki yaratabiliyorlar. Besbelli 65 yaşında çıkmadan önce kadar. Onları da Allah yarattı diyor. Sağ kanatlarında şifa var. Kediyi gömen, kuşu açık bırakan oradan kurtlasın diye kanserli komşunun önünde. Tamamen bütün bina kuşatılmış gibi. Bir de bahsediyorlar bu şeylerden bina çökecek. Gelin bir bakın benim yayınladım da kolonum ne durumda. Herkesin kolonu öyle diyor. Vay anasını. Alo devlet, derhal işlem yap. Başımıza yıkılacak bu apartman. Kim çürüttü bunu belli sabotajlarla. Hemen işe koyul devlet. Apartman başımıza yıkılacak. Bütün kolonlar çürümüş. Bütün insanlar çürümüş. Bebek katililer. Çünkü buraya dayatıyordular doğum hastanesine. Bu masum diye geçinen şimdi. Tek bir kedim var. Ve zavallı hamile kedi ve 6-7 yavrusu. Eskiden onlarca o başka
O eskiden değil. Şimdi tek bir tane var. İki ayda bir hamile kalıp yumurtlayan ve istediğimiz an konan tırlarımız, taşıtlarımız var. İstediğimiz an iki günde dergi çıkaracak kadar gücümüz var. Veya televizyon kanalı. Oran Seyfi Oran. Bakın ne kaldırdım, neyi koymuş benim oraya geleceğimi bilerek. Bilye. Neden? Çünkü böyle konuyordular buraya kanallara, ben de atıyordum böyle kaçsınlar diye. Hiçbirine tek bir bilye isabet etmemiştir. Demiri vurabiliyordum istediğim zaman. Ses çıkarsın diye. Böyle bir narsist ve kedisi burada. Yavrularını ne yaptılar kedicik? Meraklanma, iki ay sonra tekrar hamile kalırsın. Oraya mı dayattılar seni şimdi? Bu mu yetiştirecek şimdi senin yavrularını buraya dadamak üzere? Adamın havalandırmasına, diğerleriyle beraber, talebeleri. O arkaya geldik. Ne işin var? Evet. Yine dayatacaklardır. Bok leğenini böyle adamın penceresinin dibine dayamış. Ne konuşuyorsun sen? Ben babanı yerim. Babanı yerim. Neden fırlıyorsun? Neden fırladınız be? Beni mi bekliyordunuz? Her zaman burada mı takılıyorsunuz? Ya seyret, seyret sen bunu. Ne işin var be? Biz daha bırak rahat rahat komşuyu katledelim biz be. Sümüklü böceklerini bekleriz. Çocuklarını gönder. Polis çağıracağım. Ben bahçemde dolaşıyorum diye polis çağıracağım. Oo, çok korktum. Burası ortak alan. İstediğim kadar buraya gelirim. İstediğim kadar buraya gelirim ben. Olmazmış. Neden? Rahat rahat adama bastırın diye mi? Erik toplayacağım. Sana ne? Erik toplayacağım. Temizlik yapacağım. Hoşuna gitmiyor mu temizlik yapacağım? Ha? Bokları kaldıracağım buradan. Hoşuna gitmiyor değil mi? Gerek yok. Fakat senin kocan gelecek burada, bütün bu kapları dolduracak. Kirli kirli yosunlu yosunlu şeylerle hayvanlar hasta olsun, sıçsın bizim kanalımıza. Benle uğraşma dedim sana. Tekrar ne yaptığını baştan beri biliyorum, masum görünmeye çalışsan da. Kadriye'nin kulu. Orhon Akbaba kulu. Birden ne işin var burada? Babanın yeri mi? Evet lan. Babamın payı var burada. Esas senin ne işin var burada? Senin ne işin var ve daha önce Kadriye Orhun'un, Fuat Avni Orhun'un bulunduğu semtlerde bulundu. Veya Özdemirlerin. Ve orada böyle hastane olayı var mıydı? Veya sağlık ocağı veya cami? Kaç kanser vardı etrafta? Kaç ölüm doğumlar, sakat doğumlar? Ona cevap versin. Yere kaynanan buradan ambulansa giderken bembeyaz dehşet içinde bana bakıyordu. Hiç daha önce görmemiştim senin kaynananı. Sadece o zaman gördüm. Ölüme giderken. Sorasın biraz. Evet, sana söyledim ve benimle uğraşma. Bu boruyu kırdı. Gittin tamir ettirdin.
Kocan az daha ölüyordu, arabanın içinde yanıyordu. Bir de onlarla çalışıyor lan. Çocuklarına test yapıldı. Bitti işi. Tamirci geldi, o boruyu taktı. Durmadan daha çok damlıyor şimdi. Bitti işi. Ha? İşlerine bakın yani. Bir çıkıyorum evimin önüne telefona konuşma için, anında balkona fırlıyor. Arkaya gidiyorum, ikisi birden balkona fırlıyor. Önce kendisi gibi yetiştirdiği, haber vererek ona. Ben olmasam antrenman yapamayacaksın Kadriye Orhun Akbabanım. Evet, bir uzman var mı? Komşuyla konuştum. Kanserli, penceresinin dibine bok dayadıklarını. Hala damlıyor orası. Bizden değil diyor artık, sendendir. Bizimkine baktı. Ve o kedi kutusu nasıl yerleştirilmiş görün yani. Ben o kapıyı kapatmıştım. Açsaydılar izi olurdu. Bu taraftan işbirlikle kuşatma altındayız. Akşam oluyor. Elhamdülillah. Evet, Fuat Avni Orhun, o kadın aklını mı yitirdi bunlar diyor. Zırdeli mi diyorlar 550, o kadar fiyata satamam. İndirim yap. Satmamı istiyordun fakat o fiyat uçuk. Kaçık be. Havlamayı da kes. Kadının dediği gibi deli saçması. Neden bu millet hapsi görmüyor? Soru orada. Havlayıcımız da orada. TV8 ahçısı. Akşam öncesi gazsı. Örgüte bak be. Örgüte. Nerede bu fırt avni hiç fırlamadı. Metro otobüsü kaza yaptı. Bağlantı var mı?